Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Napolyon Total War'da Prusya devletiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, en son burada bir savaş yaptık. Hatta Saksonya'da bir savaş yaptık. Burada iki devleti aldıydık. Sonra bir şeyler oldu. Bir yerlere bastım. Yanlışlıkla Napolyon Total War'da pek oynamadığım için, daha fazla oynamadığım için Empire Total War'a göre. Yanlışlıkla bir olay oldu. O da yağmalama yaptım arkadaşlar. Yağmalama yapmadan bu işi çözecektim. Yani buralarda yağmalama yapıp da isyanlara uğraşmak istemediğimden dolayı şimdilik böyle yapayım dedim. Evet, en son burada savaş yaptık. İşte bu iki devleti şimdi alacağız arkadaşlar otomatikle. Ondan sonra kalan devletlerle de uğraşacağız arkadaşlar. Evet, şimdi buradaki ordumu şöyle getireyim. Hızlı bir şekilde gelsin. Tamamdır. Buradaki ordum şöyle gelsin. Buradan gelen büyük ordum da var. Bu ordum da böyle gelsin. Ve bu orduyla birleşsinler. Birleşmediler mi? Şöyle birleştirin. Şöyle de yaptığınızda tamamdır. Şimdi burada ne lazım? Bir tane topçu lazım. Geri kalan hep. Bir tane topçu. Bir tane süvari. Geri kalan hep line infantry. Kaç? 3, 6. 14, 15. 10, tamam. Tamamdır. Ya da çıkar bir tane daha çıkar da şuraya yollarsın. Hatta onu da süvari çıkart. Süvari burada var mı? Fazla yok. Evet, burayı alalım şimdi otomatikle. Arkadaşlar izninizle. Otomatik diyorum. Güzel 43 kayıp verdik. Ve burayı şimdi yağmalamayacağım. Hatta yeni devlet de oluşturabilirsiniz. İsterseniz yağmalayabilirsiniz. İsterseniz de yağmalamadan direkt alıp hem halk da mutlu olmuş olur. Zaten yağmalasak bile 2400 altın geliyor. Tamamdır. Hiçbir şey yapmayacağım. Bir devleti yıktık. Mecklenburg'u. Şimdi burayı hemen tamir edelim. Ordumuz burada takviyelerini alsınlar. O zamana kadar Fransızlara karşı savaşa kendimizi hazırlayalım. Burada ordu çıkartabilir miyiz peki? Aslında bir tanesini iptal etsek. Şuradan çıkartsak iyi olur. Ne lazım buraya? Bir tane süvari lazım diyorsun. İki tane. Tamam, iki tane çıkartalım o zaman burada. Şimdi burayı da alalım arkadaşlar izninizle. 6 kayıp verdik. Burayı da yağmalamayacağım. Şöyle yapalım. Evet, Saksonya'yı da aldık arkadaşlar. Bir toprak daha ele geçirdik. Şu an toprak bütünlüğümüz bence güzel. Şöyle mesela güzel. Hedefim dediğim gibi Avusturya şimdi müttefiz ya. Fransızlar Württemberg'de Bavyera'yı almışlar bu arada. Tamam. Güzel. Onların alması güzel. Hedefim Fransızlara karşı savaşmak. Burada küçük devletleri yıkmak. Batvanya'nın Republic yani Hollanda ile savaşa girmek arkadaşlar. Ondan sonra böyle güzel bir toprak bütünlüğü sağlamak. Reims'e kadar ilerlemeyi düşünüyorum. Eğer Fransızlar barış teklifini kabul etmezse Paris ve bu diğer toprakları da almayı düşünüyorum. Artık Fransızların sonunu getirip Napolyon'un sonunu getirmek istiyorum. Evet. Ticaret gemilerim çıkartsam iyi olur ama şu an param yok. Gelirim ne kadar arkadaşlar ona bakalım. 5100 altın. Bakanlara baktığımız zaman bu banker mi? Banker yazıyor ama artı bir şöyle değişsen şey mi oluyorsun? Aslında bunun yeri değil. Şöyle yapsak. Bu ne özellik getiriyor? Eksi 2 Treasury yazıyor. Tamamdır. O zaman dursun. Yani şey hazine için artı 2 özelliği var. O zaman şöyle yapacağım. Bunun özelliği ne? Statik hoca dürüst. Statik hoca olmaz kötü çünkü reformu destekliyor. Reform desteklemesi demek isyanların artması demektir. O zaman şöyle yapacağız. Tamamdır. Evet, buradaki ordum aslında ya da dursun çıkamıyor zaten. Şimdi Fransızları bir düşünelim. Fransızlar, Batvanya Republic, İspanya, İsviçre, İtalya. Biraz sabredelim bu konuda. Şunlarla bir ticaret yapmak isterim. Güzel kabul ettiler. Başka yapabileceğim kim var? Hollanda ile yapabilirsek çok güzel olur benim için. Bu da güzel. Bu da güzel. Şimdi İspanya, Fransa, Hollanda, İtalya. Bu dört devlet birbiriyle müttefik halinde. Yani birine savaşmanız demek diğer üçüyle savaşmanız demek. O yüzden ne yapacağım? Fransızların ya da Avusturya'nın bana gelip teklif sunmalarını bekleyeceğim. Diyecekler ki bana, sen Fransızlarla savaş, ben sana altın vereyim, işte teknoloji falan bir şeyler vereyim diyecek. Ben de kabul edeceğim. O zaman olur. Ordularım şu an beklemede.
Oldenburg'a gidebilecek şura şey mi oluyor? Fransızların sınırı mı oluyor? Aslında buradan ilerleyebiliriz. Buradan yetiştirebiliyor muyuz? Yetiştirebiliyormuşuz. Bir tane o zaman bunlardan çıkartalım. Buradan iptal edeyim o zaman. Dur, hangisi? Şuradan iptal edelim, buradan çıkartalım. Ama iki tur diyor. O zaman kadar bir daha çıkartır mıyız? Çıkartırız. Tamamdır. 350 altınım var, tamam. Şimdi şeyde gözüküyor muyum? Prestijde. Evet. Ne? Şu an gözükmüyorum değil mi? Evet, şu an gözükmüyorum. Birinci Fransa şu an. Fransa'yı bir an kendim sandım. Görev vermiş bize. Bu şeyi geliştirmemizi istiyor. Drill School. Yani şunlardan. Dur, hangisi? Şimdi göstereyim. Şunlardan geliştirmemizi istiyorlar. Sağa bakarsanız. Evet. Bunları geliştirip şuradaki görevleri tamamlamış olacağız. Bu arada 6 dakika olmuş. Hemen tur atlamak isterim. Atladım. Bu arada arkadaşlar, sizleri bilgilendirmek istedim. Yeni seri olarak Zula'ya getirmek istiyorum. Bu arada bu aralar Zula'ya oynamaya başladım diyecektim. Evet, Fransızlarla şu an savaşa girdik. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şunları çağırmam gerekiyor. Zaten Avusturya, İngiltere, İsveç savaştı mı? O da savaştı. Rusya da savaştı. Zaten savaştılar. Çağırmam gerek yok. Evet, Fransızlarla savaşa girdik bakalım. Çok çekişmeli savaş bizi bekliyor. Dediğim gibi bu aralar Zula'ya oynamaya başladım. Bayağı sardı oyunu yani. CSGO'da aslında oynamaya başlayabiliriz ama yani ne bileyim. Şu an maddi sıkıntı çekiyorum. Parayı hep harcadık. Bu sefer de para kalmadı. Zula serim gelecek. Empire Total War korsanlar serim uzun sürmeyecek. Çünkü fazla şey yok. 2600 altın. Bir de bana teknoloji ver diyor. Hayır, kabul etmeyeceğim. İyi, güzel. Alamadı orayı. Ne diyecektim? Unuttum. Fazla bir talep yok arkadaşlar korsanlar serisinin. O yüzden kısa tutmak isterim. Haberiniz olsun. Başka hangi serim vardı? Benim bir de Kızılderili kabilesiyle başlayacağımı söylemiştim sizlere. O videoma gitmek için şu an Y'ye tıklayarak gidebilirsiniz. Kızılderisi kabilesiyle başlayabiliriz. Şu an kesin değil arkadaşlar. Onun haberini vereyim. Hitman Absolution serim gelecek. Hatta geçenlerde geldi bir tane. Başka ne gelebilir? Gene bu Napoleon serim kesin gelecek. Onu söyleyeyim. Başka da düşünmüyorum şu anlık. Evet. Yeni bir casus çıkmış. O casusu hemen. Hatta iki tane casusumuz varmış o da. Casusun birine Avusturya toprağını göndereceğim. Neden? Çünkü keşif yapsın. Birine Paris'e gidecek. Paris'e gidecek. Ne istiyor bizden? 2006. Ha, bu teknolojiyi araştırdığımız için bize 2000 altın verdi. Tamamdır, güzel. Yeni ordularımız çıkmış. Şu anlık buradaki ordum Saksonya'ya gelebilir. Buradaki ordum önce Silezya'ya, sonra Saksonya'ya gelebilir. Hızlı bir şekilde gidiyor, tamam. Şöyle hızlı bir şekilde gel kardeşim. Şimdi burayı geliştirelim arkadaşlar. Bu bizim gelirimizi arttıracaktır. Ve buradan ticaret gemileri basmaya başlayalım. 2000 altınımız kaldı. O da bize gelen gelirden dolayı. Şimdi buradaki ordumuzu aslında ilerletebiliriz arkadaşlar. O yüzden dur, bir saniye düşünmem lazım. Buradaki ordum takviye alabilir aslında. Tamam, bir tane bunlardan alsınlar. Bir tane topçumuz çıkıyor zaten burada. O da tam full bir ordu olarak gelecek karşımıza. Buradaki ordumuz koleje doğru gelsin. Okula doğru gelsin. Çünkü yağmalama falan olabilir. O yüzden sıkıntı çekebiliriz. Burada isen sıkıntı falan yok şu anlık değil mi? Güzel. 630 altında güzel gelir alıyoruz. Buradaki gemiyi şöyle çekmek isterim. Çünkü bir gemi gelir buraya yağmalar. Bu sefer buradaki gelirimiz düşer. Burada bir yerde ticaret gemilerimiz yok şu anlık. Ticaret demişken hangisi daha revaçta? Evet. Fil dişi daha pahalı. Tanesi 57 altın. Fil dişi de nerede? Şurada bir... şurada yapılıyor. Başka çay, şeker, fil dişi. Evet, bir de burada. Buraya İspanyollar girmiş. Burada boş galiba. Şura. Emin değiliz. Ona bakacağız. Başka? Evet. Fransızlarla savaşa girdik. Buradaki ordumu aslında takviye vermek isterim arkadaşlar.
Ama şu anlık beklemede kalsınlar. Buradaki ordum öbür tur böyle ilerleyecek. Hatta burada topçumuzu. Topçu yok mu burada? Yokmuş. Gel o zaman bir tane dragonerleri böyle getireyim. Ejderhaları. Böyle getireyim. Bu ordum hemen ilerlesin Hannover'e doğru. Hannover'i alacaksınız siz. Yetişebiliyor musunuz? Yetişemiyorsunuz. Tamamdır. Öbür tur Hannover'i alacağız arkadaşlar. Buradaki ordumuz öbür tur. Ordu çıkarma yaptıktan sonra ya Brüksel'e ilerler ya burada güçlenir Hollanda'ya saldırır ya da bu toprağa saldırır. Oldenburg kimle müttefiksin? Neredesin? Oldenburg. Heh. Kimse. Oo çok güzel. Tamamdır. Oldenburg tamam. Başka kim var yanımızda? Hessen var. Hessen kimle müttefiksin? Avusturya'yla. Hessen biraz sıkıntılı arkadaşlar. İstersen ha müttefiklik sunmayı düşünüyordum bir anda. İstersen müttefiklik sunmayayım. Onların bana savaş açmasını bekleyeyim. Ondan sonra devam edeceğiz. 11 dakika olmuş. Devam edelim. Şimdi buradaki ordum buraya saldıracak. Buradaki ordum takviyesini alacak güzel bir şekilde. Buradaki ordum da şu orduyla beraber ilerleyecekler. O zaman kadar takviyesini alsınlar. Gelirim 5800 altın. Bu ne? Bu zaten değil, değil pek. Başka teknolojide güzel bir şekilde ilerliyoruz. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi hemen bu tura atlayalım. Bir dahaki tura geçişimizi yapalım. Evet hocamız ilerliyor. İlerlesin bakalım. Bu arada arkadaşlar bu seriyi beğendiğinizi belirtmek için lütfen like atmayı unutmayın. Ve muhakkak da yorum atmayı unutmayın. Bu aralar yorumlar düştü. İzlenmeler düştü. Farkındayım ama şu an benim tek sevindiğim nokta abonelerim azalmaması. Elimden geldiğince videolar çekmeyi düşünüyorum. Bu arada İtalya'da savaş sana 1000 altın vereyim diyor. Hayır. Şu anlık savaşmayacağım kimseyle. Ha, savaşmak işime gelir miydi? Gelirdi. İspanya'ya savaş diyor. Hayır. Güzel. İngiltere orayı yağmaladı şu an. Benim için güzel bir haber. Evet şu an en rahat devlet bence Rusya. Bir Osmanlı ile savaşıyor. Avusturya ile müttefikler diye biliyorum. Bir de belki İsveç ile savaşıyorlardır. Sana 1000 altın vereyim İsviçre'ye savaş aç. Hayır. Ruslar herhalde İsviçre'ye doğru orduyorlar. Bu arada oyuna başlarken 4 tane devlet gördünüz. Fransızlar, İngiltere, Avusturya ve bir tane daha devlet vardı. Başka hangisiydi? İspanyollar olması lazım. O 4 tane devlet Dartmouth modunu kurduktan sonra hiçbir şey yapmazsanız arayüzü de var bunun. Hiçbir şey yapmazsanız bu 4 tane devlet geliyor. Eğer arayüz ayarlarından onu açıp diğer küçük devletleri oynayabilirsiniz. Mesela hangi küçük devlettir? Danimarka, Oldenburg, işte Macaristan gibi küçük devletler. Şu an Macaristan yok ama Macaristan göstermiş. Nasıl diyeyim? Papalık gibi, Napoli gibi küçük devletler, Sardinya gibi küçük devletleri o modda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Yani onu arayüz kısmından ayarlamanız lazım. Evet. Tamam yeni bir vasıf kazanmış. Evet ordularım ve ticaret gemim çıkmış. Şimdi buradan bir tane line infantry çıkartacağım. Buradaki ordum gelebilir buraya alabilirler. Teslim talebi neden olmuyor? Olmuyor. Olmayınca olmuyor. Otomatik oynasak aslında iyi olur. Şöyle yapacağım. Otomatik oynayalım bakalım ne olacak. Güzel. Otomatik de burayı aldık arkadaşlar. Şimdi burayı yamalasak mı yamalamasak mı? Bence yamalama istemiyorum. Çünkü tek çat altında toplamak istiyorum. O yüzden tamamdır. Böyle yapalım. Buradaki ordum aslında Oldenburg'a doğru ilerleyebilir. Ya da bir tur beklesin mi? Bir tur beklesin. Evvela şu yollarımızı yapalım artık. Artık zamanı geldi. Berlin'de bile yol yoksa yani düşünün bunu. Yap abi. Yap. Buralara da gerekmez ama yine de dursun o zaman dursun. Buraları daha sonra yapacağım. Evet bütün yolları artık yaptık. Çünkü hiçbir yerde yol yok. Şu yollardan yapacağız.
Onun yerine bir tane ticaret gemisi çıkartabiliriz. Buradan da birik çıkartabilirsek aslında iyi olur bizim için. Surup da çıkartalım. Tamam, surup çıkartalım. Ateş gücü daha fazla. Yok, gövde dayanıklı daha fazla. Ateş gücü de fazla, evet. Tamam, buradaki ordum şimdilik beklemede kalacak. Zaten öbür tur line infantrimiz çıkıyor arkadaşlar. Buradaki ordum şu hariç şuna saldırabilirler. Ama dur, ama dur, girme. Ta nereden dolanıyor? Ben şuradan dolanacağım sanıyorum. Danimarka, seninle müttefik olabiliriz. Güzel. Bir de karşılıklı askeri geçiş hakkı verirsek 10 numara ötesi olacak. Kabul etmiyorsun. O zaman 10 turla ne dersin? Kabul ediyorsun. Bu sefer ben sana askeri geçiş hakkı vermeyeceğim. Evet, şimdi Napoli ile şey yapabiliriz ya da Oldenburg'la yapabiliriz. Oldenburg'la bir ticaretimizi yapalım. Sardinya ile ticaretimizi yapalım. Başka devletle de yapamayız şu an. İtalyanlar şu an bize düşmanca bakıyorlar. Gelirim ne kadar bu arada? 7000 altın. Çok güzel. Buradaki ordum o zamana kadar takviyesini alacaklar. Hatta sen yetişebiliyor musun? Yok, yetişemiyorsun. Tamam, bir tur bekleyin o zaman burada. Buradaki topçumu şöyle getirmek isterim. Buradaki Saksonya'daki ordumu da ne yapalım? Şöyle getirelim mi? Evet, şöyle getirebiliriz. Şöyle gelin, sınırıma gelin. Şuraya kadar gelin, orada bekleyin. Orada takviyenizi aldıktan sonra ilerleyeceksiniz. Buradaki ordum da buradan takviyesini alacak. Ardından buraya saldıracak. Ya da şöyle yapabiliriz. Şöyle, şöyle. Saldır şunları, yık. Yok et onları. 65 kayıp mı? 8 kişi 65 adam mı yedi şimdi? Ya lanet olsun bari. Biraz sesini arttıracağım arkadaşlar izninizle. Neyse. Sinirlenmeyeceğim. Şu anlık. Ne diyor? Konfitip general mı? Tamam tamam, sıkıntı yok. General vasıf kazanmış. Tamam, bu turu da atlayalım hemen. Hızlı hızlı oynayalım artık. Casuslarımız yerlerine alsınlar. Bu arada Saksonya'daki... He tamam, güzel. Güzel güzel. Casuslarım ilerlesin. Evet, Viyana'da full bir ordu var şu an. Empire Total War Dark Mode Empire'da otomatik oynarken kaybediyorsunuz. Yani normal güç dengesi varken otomatik oynadığınızda kaybediyorsunuz. Burada kazanıyorsunuz. Bence bu güzel olay. Bir yandan da kötü çünkü savaşları engellemiş oluyor. Yani böyle diyeceklerim de bilmiyorum. Genelde sizlerle savaş yapacağız, onu da söyleyeyim yani. İngilizler. Tamamdır. Sizlerle savaş yapacağız. Fransızlarla bol bol savaş yapacağız. Fransızlar yapmasak bile İspanyollarla ya da İtalyanlarla savaş yaparız yani. O konuda sıkıntı yok. Bu serim tutulacağını düşünüyorum. İnşallah tutulur. Bilmiyorum Dark Mode Empire'la kim Prusya çekiyor. Şu an araştırmadım ama. Bakalım, inşallah tutar. Osmanlı İmparatorluğu ve İspanya Krallığı olarak gidiyor. Bakalım. Hadi abi hadi. Sen büyük. Yol kesildi diyor. Sizler hemen Saksonya'da birleşin. Yeni bir teknoloji araştırmışız ve yeni bir gentleman çıkmış. Yani hoca. Hocamız şöyle gelsin. Buradaki de şuraya yetişebilirse gelsin. Şimdi paramı düzenli, düzgün kullanmaya çalışacağım. Aslında Oldenburg'a savaşabiliriz. Oldenburg'la. Evet, öyle yapacağım. Oldenburg'a savaş ilan edeceğim. Kimse çağırma. Güzel. Oldenburg'la savaştayız şu an. Şimdi şöyle burayı kuşat.
Arkada daha ordu mu? Kimin ordusu? Yolum kesildi. Yapma be. İlk defa karşılaşıyorum arkadaşlar böyle. O zaman bu generalimiz böyle gelsin çünkü bunlar takviye almıyorlar. Bunlar takviyesini almıyorlar. Tamamdır. Kapıyı da kapatsak iyi olacak aslında. Bir dur, kapıyı kapatayım ya. Tamam. Yani yolumuz kesildi. Yolumuz kesilmeseydi en azından kuşatırdık. Onlar bize saldırdıklarında biz güzel bir savaş yapardık orada. Yani şu anlık yapacağım bir şey yok arkadaşlar. Bir tane şuradan ordu çıkar. Şuradan başına general versem aslında iyi olacak. Ama 2800 altın istiyor abi ya. Ordu çıkarmayacağım. General çıkarmam. Şimdi param varken ilk önce ticaret gemilerine çıkarmak istiyorum. Tamamdır. Buradaki ticaret gemilerim full stock olduğunda fil dişi yollaması için, ticaret etmesi için yollayacağım. Bu arada 6400 altınımı biraz yollarıma, ilk önce yollarıma önem vermek isterim. Yollar gelişi buraya. Sonra şuradaki binaları, eğer hiç yapılmamışsa 1500. Şurayı tamir et. Burada ne yapabiliriz? Burada şu anlık bir şey yapamayız. Aslında şurayı geliştirebiliriz. Şu iki yerdeki yeri geçirsek aslında iyi olacak. Buraya hemen bir tane banka yapabilirsek. Market. Bunda şey mi oluyor? Bir tane market yapalım o zaman. Yapacak bir şey yok. Tamamdır. Şu an yaralarımızı saralım. Buradaki ordum takviyesini alacaklar. Bu ordum şöyle gelsin. Bu neyi? Ya, tamam, bunlar önemli değiller. Bunlar şu an önemli değil. Buradaki ordum Oldenburg'a savaşacak. Oldenburg'la güzel bir savaş yapacağız orada sizlerle birlikte. Buradaki ordum Hannover'e doğru gelsin. Buradaki ordum bekleyecekler. Ordu çıkıyor mu burada peki? Ordu güzel çıkıyor. Tamam. Hollanda peki? Kimle şey? Müttefik. Yine aynı tayfa. Fransızlar, İspanyollar. O zaman bu dört devlet arasında savaş kaçınılmaz mı olacak? Galiba öyle olacak. Evet, şu an toprak bütünlüğünü görüyorsunuz. Bence çok güzel toprak bütünlüğü var. Brüksel, Reims, Alsace-Lorraine, Württemberg, Baviera. Bu dört toprağı alacağım. Barış teklifi sunacağım. Eğer kabul ederlerse ne hale, kabul etmezlerse eğer savaşacağız. Artık bütün devletin ilk çığım senin, Fransızlar. Burayı da alacağım. Burayı da alacağım. Tamam, burada ordum ilerlesin. Atlayalım duru, bir dahaki tura geç yapalım. Bu arada beni Steam hesabımdan eklemek isteyenler şu an açıklama kısmında Steam hesabım olarak, oradaki linke tıklayarak bana arkadaş isteği yollayabilirsiniz. Beraber oyun oynayabiliriz. Sizlerle birlikte savaş yapabiliriz ve konuşabiliriz. Yani o konuda sıkıntı yok. Hepinize kapım açık. Ve tabi Facebook sayfamda da duyurular kısmında, açıklama kısmında duyurular yapıyorum. Kanalla ilgili olayları duyuruyorum. Haberiniz olsun. Württemberg ile savaşacak İngiltere. Ben İspanyollarla savaşacağım. Bunlar benim teknoloji istiyorsun. Para verecek. Kabul etmiyorum tabii ki de. Facebook grubuma da beklerim. Oradan like atıp bana destekte bulunabilirsiniz. Ya destek değil de, nasıl diyeyim, en azından haberiniz olmuş olur. Seri ne zaman gelecek? Neler yapacak? İşte fotoğraflar falan paylaşıyorum. Bazen konu dışı paylaşımlar yapıyorum. Mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Facebook hesabımdan, Instagram hesabımdan yollayabilirsiniz. O konuda sıkıntım yok. Oldenburg savaşmadı şu an, saldırmadı. Hollanda bakalım nereye gidiyor?
Evet, öyle gidiyor bakalım. Şu an Hollanda, İspanyollar, İtalyanlar, Fransızlar arasında müttefiklik olduğuna göre o zaman bu dört devlet arasında savaş kaçınılmaz olacaktır. Aynen öyle. altın. Tamamdır. Tamam, süvarim çıkmış. Sulüp, ticaret gemim çıkmış. Evet, Brandenburg'da oraya yapılmış. Bu arada sesi kısmak isterim biraz. Çünkü sesim bastırabilir. Buradaki centilmen şöyle gelsin, buradaki de şöyle gelsin. Şurayı geliştir. Klasik üniversite yap. Buradaki ordum beklesinler mi? CTRS yapayım. Hemen saldır. Yolum kesme. Yolum mu kesildi? Ne diyorsunuz? Savaş yapalım mı burada? Milişe orduları var ya. Daha çok milişe var. Bir otomatik oynayalım. Zaten CTRS yaptım. Eğer kaybedersem arkadaşlar burada güzel bir savaş yapalım sizlerle birlikte. Evet, güzel. 111 kayıp verdik. Şimdi saldır. Buradaki ordum da gelsin şöyle. Şimdi otomatik oynasın ne olur. Güzel. Evet, Oldenburg'dan da kurtulduk. Burayı yağmalamayacağım. Şu anlık mutlu kalsınlar. Şimdi burayı tamir edeyim. Ordularımız takviyelerini alıyor. Generalim nerede benim? Öldü mü generalim? Evet, Allah rahmet eylesin. Generalimiz ölmüş. Zaten gavur devlettin ya. Allah rahmet eylesin diyorum da. Gene de işimizi görüyordu. Yeni bir general gelsin. O da en iyi generalden çıkartacağım. İsterseniz 1800 altın verip şu generalden ya da 1800 altın verip şunu yapabilirsiniz. Bu neyi? Artı 2. Aynı hesap oluyor. Ama bu süper general diye geçiyor. Tamam, bundan çıkartalım o zaman. Ordularını takviyelerini alsınlar. Buradaki ordularını da takviyelerini alsınlar. Buradakiler zaten aldı. Buradan bir tane Alayın infantı çıkartacağım. Sen orayı al. Güzel. Benim işime gelir bu. Buradaki ordum şöyle gelsin. Buradaki ordum şunlarla birleşsinler. 27 dakika olmuş. Bir 5 birim daha aslında gelebilir. Ama şu anlık beklemede kalacağız. Güzelce takviyelerini alsınlar. Öyle yapacağız. Hannover'daki ordumu şununla birleştirmek istiyorum. Bunda general yok. Bilerek generale basmadım. 10 kişi burada. 9 kişi de burada. Bir daha geliyor. 20. Burada da kaç kişi var? 13, 16, 4 kişi eksik. 3 tane, hatta 4 tane top getirebiliriz buraya. Öbür tarafa ordu basacağız. Unutmayayım. Buradan 3 tane, hatta 3 tane süvari, bir tane line infantry gelecek. Ordu basacağız öbür tur. Gelirim ne kadar? Gelirim 7800 altın. Şu an buradaki ticaret gemilerin full oldu mu? Oldu. Güzel. Sizler hemen aslında şöyle gelseniz burada sıkıntıya uğrayabilirsiniz ama gene de gelin. Gelin abi şöyle. Burada düşmana giden gelir varmış. Kime gidiyor ki? Kimseye gitmiyor şu anlık. Bir gel bakalım şöyle. 7845 şimdi ne olacak? Aynen. O zaman kimseye gitmiyor burada. Tam yine de yağmalayak ya. İnşallah başına bir hal gelmez. Ya da buraya yollayabilirdik önce. Baharat, tütün. Tütün. 64 oldu fiyatı. Tütün. Pamuk. Pamuk ya da şey. Olmaz, şöyle yollayalım arkadaşlar ya. Tamam. Burada başına bir hal gelir çünkü. Buradaki gemim nereye gelsin? Şöyle gelebilir. Buradaki casus ilerlesin. Burada bir yerde casus daha vardı. Heh, şurada. Şöyle gelsin. Başka? Başka yok, değil mi? Öbür tur orada basacağız. Unutmayın. Son turumuzu oynayalım artık. Bu bölüm yavaş yavaş sonuna gelelim.
Evet, sen orayı alsan çok güzel olur benim için. Hadi al orayı. Almadı. Neyse, sıkıntı değil. Evet. Fransızlar şu an bayağı iyiler ya. Ama hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok abi. İngilizlerin donanması değil, bizim de donanmaya ihtiyacımız var aslında. Bizim ilk önce gelirimizi düzeltmemiz lazım. Gelirimizi 10.000 altına kadar gitmesi lazım. Hedefim 10.000 altı şu an. Hatta 20.000 altı. Eğer Prusya ile oynayacaksınız, Rusya ile, Avusturya ile müttefik olmayı kesin ama kesin unutmayın. Diğer devletlerle savaşın. Arkanızı Ruslarla Avusturya'ya dayayın. Keyfinize bakın abi. Aynı benim gibi. Ha, baktınız güçlendiniz mi? Ordunuz çok mu? Savaşa girin. Avusturya'nın topraklarını alın. Sonra Osmanlı'ya eğer gireceksiniz girin. Sonra da Rusya'ya girin. Artık bu şeyi bitirin. Oynamayı bırakın. Artık siz bilirsiniz. Nasıl oynarsanız. Evet, 8.000 altınımız var. Şimdi orada basacağım demiştim. Tamamdır. Tamam, bunlar da tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Buradaki ordum şöyle gelebilir. Buradaki ordum Hannover topraklarına gelsin. Ordu basacağım. Bu ordu ne lazım? 4 tane top mu lazım? 4. Tamamdır. Bu ordu tamam. İlerle abi. Bu ordu tamam. Bunlar da tamam arkadaşlar. 1-2 tane full ordumuz var. Burada da full ordumuz olması lazım. 3 tane full ordumuz olması lazım. Buraya bir tane topçu. 2 tane, 3 tane süvari. 3, 4, bir tane line fatih. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2 daha 5. Tamamdır ya. Topçu çıkartmayı unuttuk lan. Evet, topçu çıkart abi. Bas topçuyu. Kaç tane top çıkıyor? 3, 6, 7 tane top çıkıyor. Şimdi ticaret gemileri çıkarmaya devam edeceğim. Buradaki gemiler hemen şöyle gelsin. Şuraya bir gel, ilk önce şurada yer var mıymış? Hızlı bir şekilde gel. Güzel, burada yer varmış. Evet, artık bu bölüm yavaş yavaş sonuna gelirim. Buradaki yere girecek. Önümüzdeki bölüm neler yapacağım, kısa bir şey anlatayım. Buradaki ticaret gemilerin burada 4 tane rotanın birine gelecek. O zaman kadar ticaret gemileri çıkmaya devam edecek. Ordularımızı şu ordulara yerleştirmeye devam edeceğiz. Ondan sonra Fransızlarla savaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Benim hedefim işte dediğim gibi bu 2 tane toprağı almak, rahatlamak, artık bütün gücümle Fransızlara saldırmak. Şu anlık 1500 altınımız var. O 1500 altını da harcamaya düşünüyorum. Şu anlık şuraya harcayayım, tamam. Evet, gelirim ne kadar? Gelirim 7700 altın. Evet arkadaşlar, bu bölümü umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı, beğenmişsiniz eğer dislike butonuna basıp kendinizi belli edebilirsiniz. Yorum yapın lütfen. Yorum yapmayı unutmayın. Ve hemen altta çıkan logoma basarak kanalıma abone olabilir. Ortadaki iki tane videoma şöyle hemen altta o videolarıma giderek videolarımı gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güçlü bir Almanya için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Güle güle.